Çok güzel bir popcorn sağlamak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte FIFA 17 Ultimate Team'deki yeni kart dizaynlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar artık resmi kart dizaynları ve ben de bugünkü videomda size bunu göstermek istedim. Bu arada arkadaşlar 8000 abone olduk. Koskocaman bir aile olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şu anda da abone sayımız 8120. Hızlı bir şekilde yolumuza ilerliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ne mutlu bana ki sizler videolarımı sevip izliyorsunuz, zamanını bana ayırıyorsunuz, zamanınızı bana ayırıyorsunuz. Ben de arkadaşlar bana ayırmış olduğunuz bu zamanı en verimli geçirmeniz için çok güzel videolar hazırlamaya devam ediyorum. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Sizlerden ricam, yenisiniz abone olabilirsiniz. Aynı şekilde bütün duyurulardan vesaire haberdar olmak için Facebook grubumuza lütfen katılmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ben pazar ve perşembe günleri arası anneanneme gideceğim. Dolayısıyla İstanbul'da olmayacağım. O yüzden videolar depozitten gelecek. Yani dolayısıyla yeni bir bilgi vesaire çıkarsa sizlerle buradan değil Facebook grubundan kesinlikle paylaşacağım. Dedim ki o yüzden Facebook grubuna da katılmayı unutmayın dememin sebebi budur arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar parlak kartlarla başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi en sol tarafta Gold'un yani altının parlak kartı, Silver'ın parlak kartı ve Bronze'un Silver kartı olmak üzere şu anda hepimizin önünde sıralanmış bulunmakta arkadaşlar. Bana sorarsanız ben kart dizaynlarını bu sene çok beğenmedim arkadaşlar. Kart dizaynları daha iyi şekilde olabilirdi. Bu arada bu arkadaki resmi Ronaldo'nun resmini ben fon adına alıp koydum arkadaşlar. O yüzden bu resmi bir resim değil. Haberiniz olsun ama oradaki yazıyı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar size çok teşekkürler. Bana kalırsa kart dizaynları daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok bir güzellik göremedim açıkçası. Yani sizler gördüyseniz tabii ki de bu göreceli bir kavram güzellik ama bence gerçekten daha güzel olabilirdi. Özellikle mesela her oyuncuda mesela böyle değişik resimli yapacaklar. Mesela bu sene bilmiyorum. Bilmiş olduğunuz gibi bu sene sadece informların ilk 11'inde olan futbolcuların resimleri böyle değişik oluyordu. İnşallah bu sene ilk 18'deki bütün informların renkli kartların daha doğrusu resimleri olur diyoruz. Ve arkadaşlar parlak kartlarımızı hemen geçiyoruz sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar parlamayan yani normal gold, silver, bronze kartları geçtik. Bunlar arkadaşlar bana size şöyle söyleyeyim, FIFA 16'dan kesinlikle güzel. Hani rare'lar bence daha hiç güzel olmamış da bunlar en azından hani şurada birazcık çizgiler vesaire falan var. En azından birazcık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. En azından benim fikrim o şekilde. Görüyorsunuz da Ronaldo'yu buraya uyarladık arkadaşlar. Bana kalırsa gerçekten EA bu sene de çok daha güzel bir çalışma yapabilirdi arkadaşlar. Çünkü piyasadaki Twitter'da vesaire dolaşan inanılmaz daha güzel dizaynlar var yani. Hani bunlar EA'de çalışsa kim bilir daha neler güzel olacaktı. Ama dediğim gibi EA böyle yapmayı karar kılmış arkadaşlar. Burada da şu an gözümüzün önünde non-rare olan kartların şeklini gördük sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar inform kartları göstermek istiyorum size. Burada Gold, Silver ve Bronze tekrardan gözümüz önünde sırala arkadaşlar. Gold yani bu inform kartlarda arkadaşlar şu arkadaki çizgiler yani daha doğrusu arkadaki sekme güzel olmuş. Orayı beğendim ama dediğim gibi arkadaşlar gerçekten hani böyle aman aman bir değişiklik yok arkadaşlar. Hani ben böyle şey beklerdim. Dediğim gibi yani daha böyle farklı bir şeyler beklerdim ama maalesef arkadaşlar bu gerçekleşmedi. EA bu sene de beklentilerimizi inşallah oyunsal olarak verecek. Yani her ne kadar kartsal olarak vermese de bakalım, beklemekteyiz arkadaşlar. Yani EA'nin bu kart dizaynı ben pek beğenmedim ama menü dizaynı çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten menü dizaynı inanılmaz olmuş. Menüsünü gerçekten beğendim. Kartlar da arkadaşlar idare eder. Burada da size inform kartlarını gösterdim. Şu anda arkadaşlar footies kartlarının falan şey yok. O yüzden onları gösteremiyorum. Ama şimdi size en son olarak arkadaşlar, eğer herkes hazırsa 3, 2, 1 dedik ve arkadaşlar görüyorsunuz efsane kartlar bu şekilde. Soldaki reisi görüyorsunuz arkadaşlar. Alttaki ne yapacaksın, taşan vuracaksın yazısını görüyorsunuz. Sabri koydum arkadaşlar efsane kartı göstermek için sizlere. Görmüşsünüz gibi efsane kartlar fena değil. Efsane kartlar zaten her zaman çok güzel, çok imreniyoruz yani PlayStation 4'te oynayanlar olarak. PlayStation 4'te maalesef bu sene tekrardan Legend kartlar olmayacak arkadaşlar. Dediğim gibi sadece Xbox'a özel, o da anlaşmalarından dolayı. İnşallah EA anlaşmasını PlayStation 4'e çevirir tabii Call of Duty gibi ve biz de Legend kartlarla oynayabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ise bugün bütün kartları gösterdim. Eğer zamanınızı harcadığımı değdiyse ne mutlu bana. Lütfen videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Aynı şekilde bu tatil süreci Facebook grubunda bayağı fotoğraf vesaire paylaşırım. O yüzden Facebook grubumuza da hepinizi bekliyoruz. Facebook grubumuzun linki aşağıda bulunmakta. Bulamazsanız arama yerine OGX'e kardeşi yazarak gelebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.